Tembel At ve Onun Nehir Hilesi. Bir zamanlar şehirden uzak bir köyde bir çiftçi ve onun çok tembel bir atı yaşıyormuş. Bu at dinlenmeyi ve ahırda çalışmaktan kaçınmayı çok seviyormuş. Çiftçi ne zaman attan şehre tuz yükünü taşımasını istese, at bunu yapmak istemiyormuş. Ancak bir süre sonra yükü taşımaktan başka çaresi kalmamış. Bir gün sırtında ağır bir tuz yüküyle şehre giderken at bir nehrin üzerindeki ahşap bir köprüye gelmiş. Nehre bakmak için durmuş ve dengesini kaybederek tuzla birlikte suya yuvarlanmış. Islandıktan sonra nihayet nehirden çıkmayı başarmış. Şaşırtıcı bir şekilde tuz yükünün çok daha hafif olduğunu hissetmiş. At nehrin yükü taşımayı kolaylaştırmak için sihirli bir güce sahip olduğunu düşünmüş. Ve mutlu bir şekilde şehre doğru devam etmiş. Ancak şehre varıp da çiftçi tuzu tarttığında başlangıçta aldığından çok daha az olduğunu fark etmiş ve tuz için daha az para almış. Ertesi gün tembel at şehre başka bir tuz yükü götürmüş. Nehri tekrar ziyaret etmenin ve onun sihirli gücünü kullanarak yükü hafifletmenin akıllıca olacağını düşünmüş. Böylece köprüye gitmiş ve nehre atlamış. Bir süre debelendikten ve sudan çıktıktan sonra yükün bir gün öncesine göre daha da hafif olduğunu görmüş. Hafif ve kolay bir yükle şehre doğru yola çıkmış. Ancak çiftçi tuzu tarttığında bir önceki günden bile daha az olduğunu görmüş. Çiftçi yükün neden sürekli hafiflediğini öğrenmeye karar vermiş ve atı gizlice takip etmiş. Bir kayanın arkasına saklanmış ve atın tuzu hafifletmek için nehre atladığını gördüğünde gözlerine inanamamış. Çiftçi atın bu davranışına çok üzülmüş ve sinirlenmiş. Bu yüzden ona bir ders verme kararı vermiş. Ertesi gün çiftçi ata tuz yerine pamuk yüklemiş. Her zamanki gibi at yükü hafifletmek için nehre atlamış. Ancak bu sefer pamuk suyu emmiş ve inanılmaz derecede ağırlaşmış. At nehirden çıkmak için mücadele etmiş. Ve sonunda çıktığında çiftçi, "Bunu işinden kaçmamayı, onu doğru ve eksiksiz yapmamayı öğrenmen için yaptım." demiş.